Evet, iddialı bir video serisiyle karşınızdayım. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde 1 milyon yapmak, portföyümü 1 milyon TL ulaştırmak veya bir başka ifadeyle milyoner olmak. Acaba 100 gün sonucunda bu hedefi yapabilecek miyiz? Bunun için ciddi bir güven, özveri, tecrübe olması gerekiyor. Evet, bu bileşenlere sahip olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle iddialı bir video serisiyle karşınızdayım. Amacım 100. gün sonucunda portföy büyüklüğünü 1 milyon TL yapmak. T0 anında, başlangıç anında 15.000 TL ile sisteme giriş yapıyoruz. Birinci gün portföy şu kadar oldu. İkinci gün şu kadar oldu. 10. 20. 30. 50. 75. ve 100. gün sonucunda portföy şu kadar oldu şeklinde videolar çekeceğim. Gün bazlı olarak hem portföyümü göstereceğim hem de hamlelerimi göstereceğim. Burada temel amacımız 100. gün sonucunda 1 milyonluk bir hisse senedi sahibi olmak. İlk aşamada hisse senedi portföyümü gösteriyorum. Bakın, ortalama maliyetten 15.000 TL sisteme para girişi söz konusu. Yaklaşık 1206 tane sönmez pamuk hisse senedi, Senepam hisse senedi yatırımı yapmışım. Neden Senepam hisse senedi aldım? Neden böyle bir strateji geliştirdim? İlk aşamada sönmez pamuklu hisse senedine bakacak olursak 17.30 TL olduğunu gözlemleyebiliriz. 24 Temmuz Pazartesi itibariyle son 1 senelik hareketine baktığımız vakit hisse senedinin son 1 senede 10 TL ile 22 TL arasında hareket ettiğini yaklaşık olarak gözlemleyebiliyoruz. Yani son 1 senede prim yapmamış hisse senetlerimizden. Burada tabii stratejilerde değişiklik olabilir. Şunu da ilave edeyim. 15.000 TL ile sisteme giriş yaptık. Eş zamanlı olarak 100 iş günü boyunca her gün 1500 TL'lik hisse senedi alımı da yapacağız. Yani sistemin para sokmamız gerekiyor. Eş zamanlı stratejilerde değişiklikler söz konusu olabilir. Portföy artışını veya azalışını çekeceğim videolardan zaten gözlemleyebilirsiniz. Yine yaptığım hamlelerde gözlemleyebilirsiniz. Burada ilk aşamada sönmez pamuklu sanayi anonim şirketi üzerine ne yaptık? Oyunumuzu, stratejimizi kurduk. Başlangıç aşaması 15.000 TL. Amacımız 100. gün sonucunda 1 milyon TL yapmak. Birinci gün, yani 25 Temmuz Salı günü çekeceğim videodan sonra bizim için zaman periyodu başlamış oluyor. 25 Temmuz Salı günü portföyümüz şu kadar oldu. Yapmış olduğum tahminler şunlar. 26 Temmuz Çarşamba ikinci gün portföyümüz şu kadar oldu, hamlelerimiz şu kadar şeklinde ne yapacağız? Gün bazlı videolarımızı çekeceğiz. Portföydeki değişiklikleri ortaya koyacağız. Sonuç itibariyle 100. gün sonucunda da portföyümüz umarım stratejimiz doğru olarak kurgulamışsak amacımız portföyümüzü 1 milyon TL'ye çıkarmak. Bakalım böyle bir video serisiyle bu hedefe ulaşabileceğimizi gösterebilecek miyiz? Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi stratejisine göre ne yapması lazım? Yatırım yapması lazım. Burada bir strateji ortaya koyuyoruz. Umarız başarılı olur.